eski görüntüleri motive ediyor mu seni? Mesela eski görüntülerine bakıp ah bu halim hayatım, çok iyiymiş. O evet. Sabah programındaki kilo o hallerin. Öyle ama yaş olarak o görüntüye gelebilmen mümkün değil. Yani git Tom Cruise'e de bakıyorsun, öbürüne de bakıyorsun. Abi yaş diye bir şey var yani. Peki şöyle yapalım. Senin yıllar içindeki değişimine bir göz atalım hep beraber ve izleyelim. Çocukluğuna geçmişe kadar gideriz. Öyle mi? Evet. Tabii. Ne oldu kız? Psikolog mu oldun? Psikolog oldum. Kullanlıktan terfi. Tabii. Engerekten. Diyor ki vallahi bak bu kadar olur. İki gün önce evet. Kuzenlerimle şey arıyor. Anneleri oradan soruyor. Dedikoducu kızlara ne zaman gidiyorsun? Bak gördün işte. Geldik buluştuk işte. Ama senin dilinde dedikoducu kızlar değil engerekler. Engerek, anakonda işte. O familyanın en aydın baba yani. Ama bambaşka bir mecrada sosyal medyada starlaştı. Üstelik bu kez yanında annesi Şelale Hanım da vardı. Moralin düzeldi. Düzeldi mi? Düzeldi. Peki bunları göremiyorsun niye? Kızdım ya ki hayır. Var internetin geçen iki hafta önce, üç hafta önce kızdım ya bir sana. He kapalıydı. Engelledim seni. Ev getir engeli çıkarayım. Hemen takip. Engelledim ona göre bak hiç haftalardır seyredemiyorsun. Resmimi çok güzel, iyi ki çekmişiz zaten. Değil mi? Evet. Ay çok seviniyorum o resim var diye. Bu resim var diye mi? İkimiz de güzeliz oldu. Evet. Ha? En çok hangi görüntüye takıldın? Hiçbirine. Melike'ler yani bilgi çok ben görüyorum komik. Her gün onları. Evet. Yani Instagram'da gördüğüm için. Evet. Yani tabii ki insan eski halini özler ama işte öyle kalamadım yani. Senin en beğendiğin halin hangisiydi? Ya herhalde ki kuşum zamanı. Allah Allah. Şimdiki halimi çok. Martin gibi. Mesela bazısına olgunluk yakışır. Evet. Bana yakışmıyor. Ha bazıları yaş alınca böyle. Ha bazıları evet. Yaş alınca karizma böyle oluyor. Karizma yıkılır filan. Ben öyle bir durum. Orada ama. Böyle saçlarını geriye taradığın smokinli bir halin var. Bayağı yabancı aktörler gibisin. Herhalde. Yani. Ha? Evet. Taş devri zamanı yavrum o. Taş devri zamanı değil canım. O zaman siz de minicik minicikti. Evet tabii canım. Minicik, hayranlıkla minicik. İzliyorduk seni. Ya. Aydın Mehmet Ali Erbil'le olan mezunda hepimiz burada kahkaha attık da. VTR'de de diyor ki onların arasındaki bağ bir türlü çözülemedi. Kim diyor? İşte arkadaşlarımız hazırlarken arkada öyle bir konuşma geçti. Peki bir anınız var mı böyle artık kankilikten doğan samimiyetten bahsediyorlar? Ya şimdi ben Mehmet Ali'yi hani meşhur olmadan tanıyorum. Nergis o zamanki eşiyle evet. Ben kıyafet koleksiyonu hazırlıyordum. O zaman Nergisler defilemde çıkıyordu. Evet sen beraber, tekstil mezunsun. Beraber yurt dışı defileleri falan oluyordu. O sebepten dolayı Mehmet Ali ile tanışıklığım var. Evet. Hiç böyle bir anınız var mı hiç unutamadığınız? Anlatılacak gibi değil ki hiçbiri. Yani Mehmet Ali nasıl anlatayım? Bir tane normal anlatılacak bir şey. Yayında nasıl anlatsın? Belki ileride. Hani öyle bir imkan doğarsa herkes duyar ama. Çünkü Mehmet Ali Erbil ve Kuşum Aydın. Ben hiç o zamanlar ben masum meleklerden saf. Ha. Bütün ya baş anakonda gerçekten. Ya üstü yok. Saf mıydın gerçekten? Böyle kandırırlar mıydı seni Aydın? Herhalde küçücüktüm yahu. O dediğim yıllar 20'li yaşlarım. Ben 25-26 yaşında meşhur oldum ilk 90'da. İşte Mehmet Ali'lerden yani onlar pişmiş, tabii, görmüş, onlar geçirmiş. Onlar zirvede. Ben ne, nasıl yani
off the record anlatırım. Yani... Peki Aysun bir de naif bir ortamda büyümüş falan. Yapın evet, da öyle senin. Evet sonradan açıldım tabii canım. Şimdi Mehmet Ali Erbil sayesinde. Mehmet Ali'yi geçmişimdir de artık yani. Peki senin yok önüne... Yok mu hiç piyasadan dedikodu? Var dedi. Var geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Kim gerçekten bomba mı? Bomba şöyle söyleyelim, bir Kadir Doğulu'yla Neslihan Atagül vardı. Onu duyuyorum arada. Belki bakıyorsun burada haberlerine. Ha, duyuyorum. Hiçbir ne sorun oldu? Yok. Şimdi hiçbir sorun yok. Evlilikleri gayet güzel. Ya, o olayı da kabul etmediler. Aynen öyle kabul etmediler. Yalan mı? Yok. Ben ama görüntüye iyi dikkat edemedim ne olduğunu. Ama bir insan gerçekte biriyle de... Dans mı ediyorlardı bilmiyorum. Dert dinliyormuş. Dinler. O gece 80 kadının derdini dinlemiş. Ya. Ama oluyor biliyor musun? Ama dert dinlemenin ötesine fazla böyle dudaklar buralar birbirine yakın. Sana bir şey söyleyeyim mi? O müzikte... Evet. Yani nasıl oluyorsun? Sana istek geldiğinde sahnede bazen kulağını söylüyorlar burana yapışıyor. Oluyor yani. İşte aynı zamanda burana yapışırken gövdenin belirli yerlerine de yapışılıyorsa oradan şey çıkıyor tabii. O kadarını görmedim. Görsen, görenler orada anlatıyor. Neydi gördünüz kız kim kime yapışıyor? Görenler anlatıyor. Görenler diyor ki. Ha görenler. Evet. Hani sadece dans yoktu. Bir daha de da bir şey yok. Önemli olan annem de şimdi şelale seyrediyorsa. Ha canımız şelalemiz. Eşini de pek bir seviyor. Bir numaralarından. Ha Neslihan'ı çok seviyor. Seviyor. Şimdi o eşi inandıysa eşine artık yapacak bir şey yok. Şelale Hanım'ın yorumunu çok merak ediyorum. Bu habere ne söyledi mesela? Ne yorum yaptı? Buna bir yorum yapmadı. Dizisini seyrediyordu. O kız seviyor. Ama sıkıysa yargıdaki kızla çocuğa bir laf söyle. Sıkıyorsa söyle. Pınar Deniz'le Kaan'a. Bir de Kaan'a. Katiyen. Ay iyi inşallah dünkü programı izlemedi. Çünkü biz onun dün İnci kazağını konuşmuştuk. Bu aralar geç kalkıyor. Hiç beğenmediğimizi söyledik. Çok göz makyajını falan. Sen çok... böyle onu kızdırmak için arada laf atıyor musun? Bir storylerimde yapıyorum. Evet. Kaan'ın inci kazağını da getirdik. Diyor, ne bir bakar mısın şu kazağa? Yakışıklı diyor. Bak diyor böyle giyin diyor. Sen bazen kızdırıyorsun onu evet, değil mi? Ya. Leoparlarda deliriyor. Falan deliriyor. Şimdi bu sene zayıfladım da vücutta yerine geldi ya. Evet. Diyorum yandı. Ki anne bir mayolar giyeceğim. Yandı. Oğlum gözünü seveyim yapma. Çok ayıp. Fenalaşacak kadın. Konuya komşuya ne diyeceğiz diye başlar. Peki biz bu ara neler konuşuyoruz? İşte Kadir Doğulu, Neslihan Atagül.